Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Mevla Bize Ne Söyler başlıyor. Sevgili dostlar, May Mecra dostlarımız bugün yine inşallah Mevla Bize Ne Söyler programımızla birlikte yeni bir sureyi, Kur'an'dan yeni bir mesajı birlikte paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bugün bu programa bir başlık koyacak olsak asra yemin olsun ki başlığı uygun olabilir bu program için. Çünkü bugün inşallah Asr suresi bize ne söyler? Bununla ilgili gönlümüze düşenleri paylaşmak üzere birlikteyiz. Ashab-ı kiram bir araya geldiklerinde birbirlerine selam verirler, muhabbet ederler birbirlerinden ayrılmadan önce de mutlaka bu sureyi okuyarak birbirlerinden ayrılırlarmış. Asır suresinden bahsediyorum. Bu sure gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği ilahi mesajın ana ilkelerini, temel esaslarını içerisinde bulunduran çok özel bir sure. İmam Şafii Hazretlerinin bu sureyle ilgili olarak şöyle dediği aktarılır, nakledilir. Demiş ki İmam Şafii Hazretleri eğer Kur'an'dan hiçbir ayet, hiçbir sure indirilmeseydi bile sadece asır suresi insanları şakavetten, mutsuzluktan, saadete, mutluluğa, dünya ve ahiretin mutluluğuna ulaştıracak verileri taşıyan, o prensipleri ihtiva eden bir suredir. Onun için biz bugün asır suresi üzerinde duracağız ve asır suresiyle Gönlümüze düşen anlamları birlikte paylaşmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah buyuruyor ki, vel asri innal insan lefi husrin. Asra yemin olsun ki insan ziyandadır. Allah yemin etti, asra yemin etti. Asrın manası nedir? Bunun üzerinde konuşmadan önce Allah niçin yemin eder? Bunu anlamak lazım. Biz Kur'an'ı incelediğimizde Allah'ın üzerine yemin ettiği şeyleri dikkatle analiz ettiğimizde bunların temelde iki sınıfa ayrılabileceğini görüyoruz. Allah'ın yemin ettiği şeyler ya insanlar tarafından inkar edilen şeylerdir ya da insanlar tarafından önemi tam olarak kavranılamadığı için ihmal edilen şeylerdir. Örnek vereyim. Kıyamet Suresi'nde mesela Allah buyurur ki: "Le uksimu bi kıyameti ve le uksimu Allah kıyamet gününe yemin eder. Dikkatle incelendiğinde insanların peygamberimizin döneminde kıyamet gününü müşriklerin inkar ettikleri Allah'ın da kıyamet gününe yemin ederek o kıyamet gününün varlığına dikkat çektiğini biz burada görüyoruz. Yani eğer Allah'ın yemin ettiği şey, insanların inkar ettiği bir şey ise bu yemin takrir manası, ikrar manası taşır. Yani siz bunu inkar ediyorsunuz ama böyle bir şey olacak. Bu hakikatin altını çizer Allah. Eğer insanların Allah'ın yemin ettiği şey, insanların ihmal ettiği bir şey ise bu da ispat ve takdir manası taşır. Yani siz bunun kıymetinden gafilsiniz ey insanlar bunun kıymetine odaklanın anlamı taşır. Kıyamet suresinde Allah kıyamete yemin eder çünkü kıyamet insanlar tarafından o dönemde inkar ediliyordu. Müşrikler tarafından inkar ediliyordu. Allah'ın buradaki yemini ispat ve takrir manası taşır. Eğer Allah'ın yaptığı yemin insanlar tarafından ihmal edilen, değerinden gafil olunan bir şeyle ilgili ise Allah'ın yaptığı yemin takdir manası taşır. O şeye değerini yeniden vermek ve ifade etmek anlamına gelir. Onun için mesela Allah nefsi levvameye yemin eder kıyamet suresinde ve insanlar günahtan tevbe eden bir nefsin kıymetini tam olarak idrak edemedikleri için Allah bu nefsin ne kadar kıymetli katında ne kadar mükerrem bir kişilik olduğunu ifade eder. Allah asra yemin ediyor. Asır burada ne manaya geliyor? Çok farklı anlamlar verilmiş. Öyleyle akşam akşam arasındaki bir zaman dilimi ya da yüz yıllık bir zaman dilimi olarak ifade edilmiş. Fakat biz incelediğimizde aslında asrın insanın ömrüne düşen kesit, insanın payına düşen zaman kesiti, yani mutlak anlamda zaman, yani aslında ömür olduğunu Allah'ın burada ömre yemin ettiğini, zamana yemin ettiğini görüyoruz. Allah'ın yemin ettiği şeyleri ikiye ayırdığımızı düşünürsek, buradaki yeminin insanların zamanın kıymetinden, öneminden gafil olduklarını ve buradaki yeminin zamanın önemini vurgulamak istediğini ifade edebiliriz. Onun için Allah zamana yemin ediyor burada. Ve zamanın ve zamanın bizim ömrümüze düşen kesiti olan ömrün yeniden üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ömür insanın elindeki en kıymetli nimettir. Çünkü bütün nimetler ancak ömür ile, yaşam ile anlamlıdır. Biz yaşam ile, biz ömür nimeti ile kendimizi bilmemizi, kendimizi bulmamızın imkanını yakaladık. Allah insan suresinde buyuruyor ki, هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَنِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanın adının, sanının bilinmediği, isminin, cisminin görülmediği, esamesinin okunmadığı bir zaman dilimi insanın üzerinden geçmedi mi? Geçti. İşte biz aslında yokluktan varlığa, Adem'den vücuda, madumdan mevcuda çıkartıldık hayat nimetiyle ve hayatın bizim ömrümüze düşen kesitiyle. Zaman onun için çok kıymetli. Ve biz ömür nimetiyle kendimizi bilme imkanını, kendimizi bulma imkanını elde ettiğimiz gibi aynı zamanda Allah'ı bilme, Allah'ı bulma imkanını da elde ettik. Ömür ondan dolayı kıymetli. Ve ömür sonsuz olmadığı için ömür ölümle nihayetlenecek olmasından dolayı kıymetli. Ömrün bir sonu var. Havaya atılan bir taşın yere düşmeye mecbur ve mahkum olduğu gibi ömür eninde sonunda bitmeye mecbur ve mahkumdur. Ve ömrün sonunda bizi bekleyen bir ölüm var ve o ölümün ne vakit gerçekleşeceği meçhuldür. Hani şair diyor ya, her rint nedir bu bezmin encamı bilir. Dünyamızı nagah zalam örtebilir. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar ve ahenk ebediyen kesilir. Ömür, insanın elindeki en kıymetli nimettir. Onun için Allah asra yemin etmekle aslında insana bahşettiği yaşam nimetine, ömür nimetine yemin etti. Ve bu yeminin bir cevabının gelmesini bekliyoruz. Asra yemin olsun ki, evet, innel insane lefi husrin, muhakkak ki insan hüsrandadır, ziyandadır, zarardadır, işleri kesattır insanın. Peki burada büyük bir tehlike var. Yani doğduk, yaşıyoruz ve öleceğiz. Eğer böyle gidersek sonumuz bir felaket. Allah bize şimdi bu felaketten kurtulmanın, bu zarardan muaf olmanın yolunu anlatacak. Ve buyuruyor ki, Asra yemin olsun ki insanlar ziyandadır. İllellezîne âmenû ve amilus salihat. İman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Allah bu ayette zarara doğru giden insan karakterinden bir istisnada bulundu. Mümin zararda değildir ve imanının gereğiyle amel eden, salih amel işleyen kimse zararda değildir. İman nedir? Ahmet Hamdi Akseki Merhum Vel Asır Tefsiri isimli risalesinde imanı tanımlarken diyor ki, iman aklın ve kalbin dahli ile, aklın ve kalbin katkısı ile, etkisi ile insanın ruhi kuvvetlerinin tamamını kullanarak Allah'a izan ve ikan üzere yani düşünerek, aklıyla, hissederek kalbiyle yönelmesidir. İman budur. Ve iman Peygamber Efendimizin Cibril hadisindeki tanımını merkeze alarak konuşacak olursak iman Allah'a inanmak demektir. Allah'ın bizi yarattığına, Allah'ın bizi yaşattığına, Allah'ın bize bütün bu nimetleri kulluk için verdiğine, öldükten sonra bizi diriltecek olanın, karşısına dikip hesap soracak olanın ve ona göre ebedi mutluluğu ya da ebedi cezayı verecek olanın Allah olduğuna inanmak. Sonrasında Allah'ın görevli bir takım meleklerinin olduğunu Bunların aslında hayatımızda bizimle iç içe olduğunu. Allah'ın gönderdiği bir takım kitapların olduğunu, Allah'ın gönderdiği bir takım peygamberlerin olduğunu ve bir ahiret gününün olduğunu. Yani bu dünyanın ahiretin bir tarlası olduğunu. Bu dünyada rüzgar ekenin ahirette fırtına biçeceğini, bu dünyada hayır ekenin, itaat ekenin ahirette cenneti biçeceğini ve Allah'ın izni ve iradesi olmadan bu yeryüzünde ne bir kıpırdanışın ne bir hareketin olduğunu yani kaza ve, kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'ın uhtesinde Allah'ın gücünde olduğunu bilmek buna bütün benliğimizde inanmak. İman edenler kurtulacaklar ve imanın en genel anlamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği her şeyi dil ile ikrar etmek, kalb ile tasdik etmek ve bunun gerekleriyle amel etmek. İşte hüsrandan kurtulmanın ilk iki maddesini Asır Suresi aslında böyle ifade etti. İman edenler ve salih amel işleyenler. Salih amel de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak ve Allah'ın yasaklarından kaçınmak. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayı ve yasaklarından kaçınmayı tek kelimeyle ifade edecek olursak, yani amali salihayı tek kavramla ifade edecek olursak buna takva diyebiliriz. Yani bir insan Allah'a iman ettiğinde ve bir insan müttaki olduğunda hüsrandan kurtulmuş ve mutluluğun aslında bir boyutunu elde etmiş olur. Aslında ta iman imanın makarı takvadır. Mutluluk İmanın mutluluğa bizi ulaştırması, imanın kalple ilgili olmasıyla bağlantılı bir husustur. Aynı zamanda takvanın da makarrı kalptir. Takva da bizi hüsrandan, betbahlıktan, mutsuzluktan, saadete ulaştırır. Peygamberimiz bir defasında ashabına takvayı tavsiye ettikten sonra mübarek parmağını kaldırdı ve göğsünü işaret etti ve buyurdu ki Et takva ha Et takva ha Et takva ha Takva buradadır. Takva buradadır dedi Peygamber Efendimiz üç defa. Şu halde zarardan, ziyandan, mutsuzluktan kurtulmanın ilk şartı iman. İkinci şartı bu imanın gereği olan hayırlı salih davranışların tamamını hayatımızın geneline teşmil etmek, egemen kılmak. Sonra ve tevessav bil hakki ve tevessav bis sabır. Biz sadece salih olmak için doğmadık, aynı zamanda ıslah etmek için. Sadece kamil olmak için doğmadık, aynı zamanda ikmal etmek için doğduk. Şu halde biz eğrildiğimiz zaman, doğrulmaya şaşırdığımız zaman tahsih edilmeye ihtiyacımız var. Çünkü Peygamber Efendimizin ifadesiyle toplum birbirinden bağımsız parçalardan oluşan dağınık bir manzarayı ifade etmiyor. Toplum bir gemi gibidir diyor Peygamber Efendimiz ve o gemide bir delik açıldığında üsttekiler de alttakiler de aynı şekilde helak olur boğulur. Onun için Müslümanlar, müminler şaşırdıklarında, yanıldıklarında, haktan saptıklarında birbirlerine hakkı tavsiye edecekler. Hak Allah'ın emirleridir. Hak sırat-ı müstakimdir. Ben sırat-ı müstakimden saptığımda sen beni sen sırat-ı müstakimden saptığında ben seni yeniden istikamete çekmekle çağırmakla mükellefiz. Çünkü bizim Allah'ın katında en kıymetli ümmet olmamızın nirengi noktası burası. Allah buyurmuştu ki Kuntum khayra ummetin uhricet dinnesi te'murune bil marufi ve tenhevne anil münker siz insanların içerisinden çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü siz hakkı emredersiniz, iyiliği emredersiniz, kötülükten de nehyedersiniz. Şu halde salih olmak kurtuluş için tek başına yeterli değil. Aynı zamanda Müslüman, mümin muslih olacak. Kendisini ıslah ettiği gibi eşini, çoluk, çoluk çocuğunu, ailesini, akrabalarını da ıslah etmeye çalışacak. Çünkü ayette Allah buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Ku enfus ve ahlîkum nara, vakûduhennâ sual Ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun, korumaya çalışın. Onun için hakkı tavsiye etmek, mutluluğun betbahlıktan kurtulmanın hüsrandan kurtuluşun üçüncü unsuru olarak surede karşımıza çıkıyor. Bir de sabrı tavsiye etmek. Sabır nerede gerekir? Sabır aslında hayatımızda üç boyutta bizim karşımıza çıkan çok önemli bir karakter özelliği. Aynı zamanda sabır içinde bulunduğumuz şu Ramazan ayında orucun bize bizim karakterimize kattığı çok önemli bir olumlu şahsiyet unsuru. Sabır nerede lazım? Sabır ibadetler konusunda lazım. Allah Peygamber Efendimize ve mur ehleke bis sadati ve aleyhe buyuruyor. Sen ailene namazı emret sen de namaza sabret. Namaz ibadetler konusunda sabır, ibadetler konusunda karşımıza çıkıyor. Mümin ibadetlere sabredecek, ibadetler konusunda sabit kadem olacak. Sonra etrafımızda bir takım musibetler var. Bu musibetler başımıza geldiği zaman bu musibetler esnasında şeytanın ve nefsimizin bizi istikametten caydırmasına, saptırmasına, kaydırmasına izin vermemek. İyi günde de kötü günde de Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olmak. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hil atu yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmek. Efendimiz bir gün yere bir çizgi çizdi. Ashab-ı kiram etrafındaydı. Sonra onun etrafına küçük çizgiler çizdi. Sonra onun etrafına bir kare çizdi kareye benzeyen, dikdörtgene dik benzeyen bir çerçeve çizdi ve onun en dışına da bir daire çizdi Peygamber Efendimiz. Ve ashabına sordu, bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Ashab-ı kiram, Allah ve Resulü en iyisini bilir dediler. Peygamber Efendimiz ortaya çizdiği o tek çizgiyi gösterdi dedi ki, bu insandır. Onun etrafına küçük küçük çizdiği o çizgileri gösterdi. Bunlar insanı çepeçevre kuşatan felaketlerdir, musibetlerdir. Ve onun etrafına çizdiği o dikdörtgene benzeyen şekli gösterdi. Bu da insanın ecelidir, ölümdür bu da. Ve en dışa çizdiği daire içinde Peygamberimiz buyurdu ki bu da insanın emelleridir, hayalleridir. Yani insanla hayalleri arasında musibetler vardır insanla ümitleri arasında ölüm gibi büyük bir musibet vardır. Onun için sabır bize, bizi çepeçevre kuşatan ve rahatın olmadığı şu dünya hayatında, musibetlerin peş peşe geldiği şu zaman diliminde sabır, Müslümanın, müminin istikrarını, kulluk bilincini koruyan en önemli erdemlerden bir tanesi. Sabır bize musibet esnasında da lazım. Aynı zamanda sabır, günahların bizi, sırat-ı müstakimden kaydırıcı etkisine karşı günahlara da karşı da tahammül etmek gibi bir fonksiyona sahip. Onun için biz sureyi tekrar toparlayacak olursak Allah asra yemin etti ve buyurdu ki asra yemin olsun ki insan ziyandadır. Dört kişi hariç dört karakter özelliğinin bizim Varlığımızın, İslami kimliğimizin temel unsurları olup olmadığını her daim kolaçan etmemiz, test etmemiz gerekiyor. İman edenler hüsranda değildir. İman edip salih amel işleyenler hüsranda değildir ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hüsranda değildir. Bu sure bize mutluluğun bir boyutuyla psikolojik, yani bireysel, bir boyutuyla da sosyolojik, yani toplumsal bir mahiyetinin olduğunu gösteriyor. İnşallah Mevla bize bu surede mutluluğun yollarını dolayısıyla da mefhumu muhalifinden alırsak mutsuzluktan, bedbahtlıktan kurtulmanın yollarını göstermiş oldu. Allah imanı, salih ameli, hakkı ve hayrı tavsiye etmeyi, sabrı tavsiye etmeyi, hayatımızın temel ilkesi haline getirebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Arzı hürmetlerimle Allah'a emanet olun. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Mevla bize ne söyler sona erdi.